beklenmeyen bir Eskişehir mağlubiyetiyle galibiyet serisine kısa bir mola. Yani istenmedik olaylar böyle bazen oluyor. Üzüldük. Biz de gerçekten üzüldük. Özellikle o stadı ilk geldiğimiz günden beri aslında hep böyle hayal ediyorduk. Hatta bileklikte birazcık daha üstünü. İlk defa o maçlardan birine doğru gittik. Taraftarımız stadı doldurmuştu. Motivasyon için her şey vardı. Maalesef Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik etmemiz gerekiyor. Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak bir tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetinden birlikte işin ciddiyetini ve ne kadar zor olduğunu her maçın tekrardan anlamamız gerektiğini bize hatırlattılar. Belki bu mağlubiyet sayesinde geri kalan 14 maçımızı kazanacağız diye düşünüyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. O yüzden üzüldük ama futbolda pes etmek de yoktur. Bir hafta önce Akhisar maçından sonra size sokak futbolundan örnek vermiştim. Bu gerçekten böyle yani, kazanmak istiyoruz. Antrenmanda da kazanmak istiyorsun, maçta da kazanmak istiyorsun. Bu insanın ruhunda olan bir şey. Dediğim gibi inşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz. Osmanlıspor maçı. Tabii çok kritik bir maç. Pazar günü saat 16.30'da. Bunun için de hazırlıklar sürüyor. Neler söylüyorsunuz? Yani Osmanlıspor deplasmandan mutlaka 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Daha önceki röportajlarımızda sürekli aynı şeyleri de tekrarlamak istemiyorum. Yani Bursaspor formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir. Bir 3 puan maçına daha çıkacağız. Bizim için her maç final. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. Ve kalan son 14 maçta böyle olacak. Osmanlıspor belki birazcık daha bize karşı defans yapan bir ekip olacak. Ama sonrasında Erzurum ve Adana Demirspor gibi iki tane zorlu mücadeleye gireceğiz. Hem ligin kadro anlamında hem de oyun anlamında en iyi iki takımdan bir tanesi bizimle birlikte. Orada da iki tane final maçı bizi bekleyecek. Kafa olarak bunlara hazır olursanız sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Biz de takım olarak buna hazır olmamız gerekiyor. Bu yönde çalışmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi maç ayırt etmeksizin artık bütün maçları final havasında yaşayıp, hele ki bu son yaşanan olay da bizim için büyük bir ders olacağını umut ediyorum. İnşallah 14 maçımızı da böyle her maç final baka baka sezon sonuna kadar bu bayrağı götürüp oraya dikmemiz gerekiyor. Güzel, şunu da söyleyeyim. Son 3-4 haftada Bursaspor tam kadroya sahip olamıyor aslında. Kart cezaları da çok büyük etmen. Neler söylersin bununla ilgili? Ya kart kırmızı, ya sarı kart. Cezalı olabiliriz, sakat olabiliriz ama burada 27-28 tane değerli futbolcu var. Yani eğer bu Bursaspor'un armasını taşıyan 28 tane futbolcu var ve kadromuzda ki futbolcuların hepsi birbirinden yetenekli, özverili, karakterli futbolcular. Kimi hocamız kime şans verirse versin, biz her türlü oynayan oynamayan hangi futbolcu olursa olsun bu o maçı kazandırması, o takım halinde çıkıp o maçı kazandırması gerekiyor. Yani sonuçta biz burada tenis oynamıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Bursaspor'un futbolcuları o takım içerisindeki göstereceği arkadaşlıkla, takımdaşlıkla, oyunla, mücadeleyle o maçı kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden böyle şeylere fazla takılmak gerekmiyor. Yani sonuçta birbirinden değerli futbolcular var burada. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Taraftar desteği hakkında neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi yani bu, hele de bu hafta sonu özellikle, ki taraftar her zaman destekledi, yani hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Onların desteğine de hala da ihtiyacımız var. Özellikle de sezon sonuna kadar ihtiyacımız var. Şimdi bu maçta böyle bir talihsiz olay yaşamış olabiliriz. Ama bence bunun en güzel cevabı Adana Demir maçında bu taraftar sayısında üstüne çıkarak, stadı doldurarak orada olmalarını bekliyorum açıkçası. Hani bazı genç oyuncularımız bu oradaki o atmosferden etkilenmiş olabilir. O da şundan dolayı olabilir. Çünkü sezon başından beri ilk defa, yanlış hatırlamıyorsam, ilk defa böyle bir
kalabalık taraftar sayısı vardı. Hem onda da alışma, onda da oynamaya alışmak gerekiyor. En azından sezon sonundan önceki final maçlarına doğru bunda da alışkanlık haline getirirsek o da iyi olur diye düşünüyorum. Muazzamdılar hafta sonu. Keşke onlara 3 puan hediye edebilseydik. Ama dediğim gibi bu maç bize 14 maçın habercisi olacak gibi gözüküyor. İnşallah da öyle olur.